İrade Ana Haber Bülteni'nden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 16 Ekim Pazartesi. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, 2002'den bu yana eğitim alanında yapılan yatırımlara ilişkin bilgi verdi. Mecliste konuşan Vekil Toy, 2002 yılında 343 bin olan derslik sayısını 621'e çıkardıklarını ifade etti. Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı. Siz kahramanısınız, çelik dişler arasında direnen insanlığın. Saçlarınız ızdırap denizinde bir tutam başak, elleriniz kök salmış ağacıdır zamana, o inanmışlar çağının. Büyük şair, öğretmen Erdem Beyazıt'ı rahmetle anıyorum. Bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, eğitim camiasının bir neferi olarak, öğretmen olarak duyduğum heyecanı belirtmek isterim. Tüm öğretmenlerimizin Dünya Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Değerli milletvekilleri, AK Parti hükümetleri olarak 2002'den bu yana eğitime verdiğimiz öncelik, şartlar ne olursa olsun değişmedi. Yıllara sari yaptığımız yatırımlar, iyileştirmeler ve her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ediyor olmamız bunun en önemli göstergesidir. Çünkü 85 milyon olarak hepimizin birinci önceliği evlatlarımızın geleceği ve onların iyi bir eğitim almasıdır. Bu sebeple eğitim siyaset üzeri bir konu olarak toplumsal mutabakatla hareket edilmesi gereken, tüm kesimlerin desteğiyle ve yapıcı eleştirilerle ele alınması gereken önemli bir konudur. Kıymetli arkadaşlar, 2002 yılından bu yana milli eğitimimizdeki gelişmelerden bahsetmek istiyorum. 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesi 7.46 milyar iken bugün 2023 yılında yaklaşık 435.36 milyar olmuştur. Bu süreçte yapılan atamalar mevcut öğretmenlerin yaklaşık %80'ini teşkil etmektedir. 2002-2003 eğitim öğretim döneminde öğretmen sayısı 540 bin iken son yapılan atamalarla 1 milyon 200 bini aşmıştır. 2002 yılında derslik sayımız 343 bin iken bugün bu sayı iki kata yakın artışla 620 bine çıkmıştır. Bu süreçte birilerinin iddia ettiğinin aksine hep geride bırakılan kız çocuklarının okullaşması için özel gayret gösterdik. 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Sivas Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Protokol üyeleriyle sanayicileri bir araya getiren programda sorunlar masaya yatırıldı. Koyelhisar Müftüsü Murat Gebeşoğlu, personeli WhatsApp üzerinden MİL Diyanet Sen Genel Başkanı Celalettin Gülünç'e de düzenleyeceği programa davet etti. Gebeşoğlu'na eğer sendikacılık yapacaksanız üstünüzdeki cübbeyi çıkarın, yoksa sendikaların programlarına personeli davet etmek sizin işiniz değil diye tepki gösteren Diyanet Sen Sivas Şube Başkanı Vahit Yiğiter, müftü müsün sendikacı mısın diye sordu. Olmak her geçen gün zorlaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Sivas'ta geçtiğimiz yılın Eylül ayında 713 olan satılan konut sayısı bu yılın aynı ayında 643'e geriledi. Sloganıyla Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda başarılı olan sporcular için ödül töreni düzenlendi. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.